Evet, selamlar arkadaşlar. 27 Ekim 2023 PA ile gece sohbetlerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu videonun bir tarzı önceki sefer yaptıklarına Bay J ile gece sohbetleri, bu sefer PA şeklinde değiştirmişler anladığım kadarıyla. Biraz daha çünkü farklı kişiler de konuştu herhalde. Bir de bu konuşma biraz garipti. Yani şöyle, ben bunu normalde bugün çekeceğim demiştim zaten. Globalle videosu bir sonraki gün diye. Ama hani o videoyu çekten birkaç saat sonra zaten canlı yayın vardı. Ben bir izleyeyim bakayım dedim ama bir yarım saat dayanabilirim ya da 40 dakika kadar. Tamamen başta sadece bu Asya Şampiyonası muhabbetinden dolayı oluşan sorunlardan dolayı işte özür dilerim vesaire de geçti. Zaten Korece'ydi, anlaşılmıyordu. Hiçbir görsel mesela yoktu. Anca işte chat'teki böyle Korece yazanın yazdığı bazen Translate ile çevirip anlamaya çalıştık. İşte bir tane Korece anlayan yayıncı vardı. O da böyle çok hızlı en azından bazen şeyleri yazıyordu ama gene çok anlaşılmıyordu. O yüzden karma karışık bir şeydi. Çok güzel bir gece sohbeti değildi. Bir tık daha çok bu Blizzard'ın ya da diğer büyük şirketlerin vaktinde açtığı işte çok özür dileriz arkadaşlar. Biz böyle olacağım hesaplamamıştık da tarzı bir özür yayını gibiydi. Sonra diğer şeylere geçmiş ama ben o kısımdan sonra gittiğim için görmedim ama en azından bir düzgün çevirisi gelmesini bekledim video çekmek için ve en azından düzgüne yakın bir çeviri geldiği için şimdi bu çeviri üzerinden konuşarak yorumlarımı yapıp eleştirilerimi ve mantıklı mantıksız şeyleri vesaire söyleyeceğim. Öncelikle her zaman gibi eğer tekrarını izlemek istiyorsan YouTube'da ya da Twitch'te var ama Korece olduğu için dediğim gibi zaten Korece varsa niye bunu izliyoruz onu izleyin zaten. Onun dışında biraz da anlatacağım her şeyin çeviri bazında olduğunu unutmayın. Yani buradaki çeviri çok ayrı bir şey diyorsa Bay J'in dediğinden sonra suç bende değil çevirmende, o yüzden bana bakmayın. Ben buradaki çevirilere bakarak ve bu çeviride anladığım kadarına göre yorumlayacağım. Sonuçta kimsenin mükemmel bir şey anlayışı yok. Diğer dilleri herkes mükemmel konusu zaten yani. Evet, çok hızlı bir şekilde ben böyle sabahleyin bakmıştım. Üzerinden geçtim mantıklı ve mantıksız bazı şeyler vardı. Bunların zaten eleştirim ve dalgası geçecek şeyleri söyleyeceğim. O yüzden şimdi başlayalım. Bir sürü kategorimiz var bu arada. Ne kadar uzun bir video olur bilmiyorum. Umarım dayanırsınız. Zaten biraz yorgunum. O yüzden bakalım. Öncelikle sınıf dengeleri. Zaten sınıf dengeleriyle ilgili görüşlerimi çoğunuz biliyorsunuz. Bu ustanın ne kadar OP ve saçma sapan olduğunu kaç aydır söylüyor. Çıktığından beri millet her minnacık bir nerflerine bile ağlayıp işte artık dengeli artık nerflemeyin diye ağlasa da 2 hafta önce yapılan bir global lab'de galiba ya da 3 hafta unuttum şimdi. Wusa çok OP, bunun farkındayız. O yüzden Wusa'yı nerflemek yerine diğer tüm charları buff'ımız gibi böyle bir saçma bir rotaya girişmişti. Zaten önce de ondan önce de bu rotaya girişmişti aslında. Sadece deklare etmemişti resmi şekilde. Çünkü her hafta 3-4 farklı çara böyle küçük küçük bazılarına büyük büyük buff geliyordu. Bunu resmi olarak da deklare ettikten sonra biraz eleştiri yedi ve haklılar dediğim gibi. Hala aynı görüşün arkasındayım. Gidip de sadece bir tane charı nerfleyip de bu sorunu çözmek yerine diğer tüm charları bufflamak saçma bir yöntem. Hem sürecek vakitten tutun hem bu charların birbiri arasındaki dengenin bozulmasını bırak zaten yok ki onun daha da bozulması. Onun dışında bir de bunların bir de Wusa'ya geçip daha da üstün olması ya da Wusa'ya hala geçemediği için Wusa'nın hala üstün olması. Bir de bu geçecek olan süreden dolayı zaten Wusa oynayanın bir ay daha, çünkü bu denge en az bir ay daha süreceği çok açık beni. Bir ay daha üstün bir char olarak oynayacağı faktörleri derken adamlar hala inat ediyor. Onları devam ediyor zaten Global Lab'de de gördün. Son Yama'da da gene geldi. Bir şeyler gene dediğim gibi bittiğinde okuyacağız. O yüzden o kısımlarla ilgili de kaçırdıysanız videoyu ya da izlemiyorsanız ki izleyin. Çünkü izlemiyorsanız Global Lab'i ya da Yama notlarını B'de'nin %90'ını kaçırıyorsunuz. B'de'nin %90'ının öğrendiği kaynak orasıdır. Ne rehber ne yayıncılardır. O Yama'nı ve Global Lab'i izleyin. B'de'nin %90'ı orada var. Ha, tabii yeni oyuncuysanız eski yamalar için, onlar için tabii ki yayıncılar rehberler şart. Evet, gelelim şimdi bu ön bilgi verdikten sonra gelelim. Sınıf dengeleme biliyorsunuz Global Lab'de sürekli geliyor. Tabii bunların hepsi bittikten sonra geleceği için işte. Hala bir sürü insan aynı benim gibi işte Wusa'nın çok OP olduğunu ve hangi klasların buff yiyeceğine dair sorular sorulmuş. Özetle Wusa kadar güçlü olmayan charları ya da işte ona yakın olmayanları bufflamaya odaklanmışlar. Bu da en azından yaptıkları yoruma göre, tabi dediğim gibi bunların hepsi çeviri. Eğer doğruysa Garden ve cadı haricindeki tüm charlara gelecek şekilde düşünüyor. Tabi bu PA, yani bir dediği diğerini tutmayabiliyoruz. Klasik bir
şirket olduğu için, oyun şirketleri her zaman verdiği sözleri çiğnediği için. O yüzden her an değişebilir, değişmeyebilir falan da filan da, o yüzden göreceğiz. Onun dışında bu dediğim olay işte, sınıf dengesinin şu an diğer tüm çarları bufflayarak yapıyor dediğim kısmını söylüyor zaten. Bu çarların bufflamayı bitirdikten sonra da ikinci faza geçip klasların işte bu bufflardan sonraki dengelerine müdahale etmeye çalışıyor demiş. Dediğim gibi ta en az bir ay sürecek bir süreç ki bir aydan bile uzun sürmesi mümkün, o yüzden bu oynayan arkadaşlar hayatlarına rahatlıkla devam edebilirler bu dengeler gene kadar. İşte bu kararı vermelerindeki kararı işte daha erken açıklamak istemişler. Ama işte çok hızlı dengeleri yapıp ayarlamak istemişler. Değil mi? Bence hala saçma. Gidip de yani bu sahaya nerf atmak yerine diğer oyundaki aktarım oyunu çağırdığımızda 40 ötesi karı bufflamak hala çok saçma bir görüş, ama yapacak bir şey yok. O yüzden dediğim gibi şimdilik en azından Guardian ve Cadı haricindeki çarlara PV buff düşüyor. Ama dediğim gibi PA bu dediği her şeyi geri alabilir bir firma sonuçta. Oyun firması. Bu dediğim olay işte çok uzun sürmesi, işte bu sınıf dengeleri ayarlamaları yapılmalı vesaire. Bunları olabildiğince hızlı bir şekilde getirmeyi planı. Tabii ki PA'nın hızlı ve acele getirme şeyini bildiğiniz için en az bir ay. Ben çok arkasındayım. En az bir ay süreceği bence gayet belli. Bu yamaların şey yama diyorum, dengelemenin başlamasından bir de ondan gelecek falan filan. DV'ye dengelemeleri Kore sunucusuna 8'inde getirmeyi planlıyorlarmış. O yüzden bakalım. Bir dakika, 8'i mi? Evet 8'i yani. O zaman 8'inde diyorlarsa tahmin doğru, çünkü 2 hafta önce başladı bu dengelere. 1, 2, 3, 4 harbiden 4 hafta neredeyse bir ayla getiriyorlar. Tabii bu Dünya Release versiyonu olacağı için işte buna bir ekstra daha ekliyoruz. 15'inde gibi düşün ki gelmeye de bilir bu arada. Her şeyi Kore'de test ettiği için, eğer bilmiyorsanız Kore oyunun gerçek beta testleri var için orada test edip her şeyi değiştirip işte önceden gelip de getiriyor. O yüzden beklemeyin herhangi bir değişim henüz diğer sunuculara. Onun dışında bu PvE dengelemesi bittikten sonra PA PvP dengelemesine de bir el atacağını burada sözünü vermiş, ama dediğim gibi bu PvE dengelemesi daha bir ay sürecek, gelecekte ayarlayacaklar da ondan sonra bu bug fixler yapılacak, çünkü her PvE dengesini oynadığını her zaman bir sürü bug alıyor, onları düzeltecekler bir haftada, en az 2 ayı var, o yüzden onu da çok umutlanmayın, ne yazık ki realist bakmak lazım bu konulara, pembe gözlüklerle bakmayın arkadaşlar. Bazı sınıfların birebir de, bazılarının işte solar arasında, bazılarının toplu PvP'de farklı ve güçlü olması durumu mevcut. PA da bunu koruyup her klası kendi kategorisindeki PvP'ye odaklanacak şekilde bufflamayı düşünüyormuş, ama göreceğiz bakalım. Yani hep PA söz veriyor da klas dengelemesi hala B'den en zayıf yanı. Evet, şimdi gelelim bu dediğim gibi yayının ilk yarım saatindeki kadar yapılan hiçbir şey anlatmadığımız kısmı. Biliyorsunuz bu Asya Node PvP şampiyonası vardı. Bu yakın zamanda oldu ama çok fazla sorulmuş anladığım kadarıyla. Lag sorunu, peak sorunu, onun dışında sunucuların genel dengesizliği sorunu, bazı seçilen alanların dengesizliği falan derken bir sürü sıkıntı olmuş ve tüm bu 4 bölgeden de insanlar şikayetlerini bildirmişler. Tabii ki gene her zaman olduğu gibi en çok Kore'yi ciddiye aldıklarını eminim ben. O yüzden bununla ilgili bir sıkıntı olmuş. Pardon, bir sürü sıkıntı olmuş. Onun dışında bu Asya bölge şampiyonası için VPN alan herkese bir şekilde bir geri ödeme ya da işte şey yapılacakmış, bir tür bir kapatma şey yapılacakmış ama zaman alacakmış. Bunu nasıl yapacağı da belli değil. Hani millet fatura mı olacak, fiş mi olacak, işte SS mi atacak ya da herkese ne bileyim no ping ile anlaşıp işte exit lag ile anlaşıp kol mu verecek, ama artık onu biz bilemeyiz. Zaten Asya şampiyonası olduğu için bu 4 bölge arasındaki bizi ilgilendirme, o yüzden en azından oradaki abi ve ablalarımıza bizim için her zaman gibi test serverlarını yapıp testlerini yaptığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. O yüzden geçiyoruz. Onun dışında işte bu önceden yaptıkları işte şampiyonadan sonra hani bunda çok az değişim yapıp getiririz demişler, ama işte Güller Savaşı ve diğer PvP şeylerine odaklandıkları için yeterince dikkat edememişler. Bu yüzden bir sonraki sefer daha iyi yapacaklarına söz veriyor. Tabii ki her zaman oyun şirketlerinin verdiği sözlerden biri büyük ihtimal bu. Onun için yeni bu şampiyona için
sunucuları cloud server formatını değiştiriyormuş. Bunu nasıl yapacaklar detayını bilmiyorum. Teknik şeyleri çok uzağım. O yüzden geçiyorum, zaten bizim bölgeyi etkileyen bir şey değil. Evet, şimdi gelelim Guild savaşları. Bilmiyorsanız eğer BDO'ya gelen bir yamada Guild'lerin birbiri arasındaki savaşlar iki tarafta kabul etmeye sürece aktif olmayacak şekilde değişmişti. Bundan dolayı bir sürü PvP Guild'i permalarını kapattı. İşte Grief Guild'leri azaldı vesaire derken, bunun tabii ki Open World'de başka yan etkileri oldu. Bundan dolayı da böyle bir açıklama yapmaya karar vermişler. Öncelikle burada ilk dediği şey PA bu Guild Savaşı değişimlerini önceden düzgün bir iletişim yoluyla açıklayıp anons etmediği için özür diliyormuş. Klasik şirket özür dilemesi. Çok uzun süre üzerinde düşünmüşler. Hatta bazı developerlar da buna karşı çıkmış ama gene de gidilmesine karar verilmiş bu yolda. Oyunun genel kalitesi itibariyle bu savaş mekaniğinin değişmesinin olumlu olduğunu düşünüyormuş ama başta iyi olduğunu düşünüyormuş ama zamanlı insan birbirini işte bullylemek ya da işte kabadayılık yapma ya da rahatsızlık verme gibi şeyleri kullandığını fark ettiği için zaten bu karar vermiş, ki haksız da değiller. Şimdi çoğu insan olmasa da çok büyük bir kesim kesinlikle bunun için kullanıyordu. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Bir de bu değişimleri bu işte çok fazla bullylenme, işte savaş açarım, tehdit ederim gibi tarz şeylerden sonra da artık kalıcı bir şekilde bu permaları madem öyle kardeşim kapatıyoruz deyip karar vermişler. Bu düşünce süreçlerini anlatmış yani. Rusya'da farklı bir yöntem yapılmış. Normal server ve özelleştirilmiş sunucu diye bir format getirmiş. Ben bunu ilk kez burada duyuyorum. Ben de bilgim yoktu yani. Bu özelleştirilmiş sunucudan normal sunucuya daha çok insanın akın ettiğini öğrenmişler. Japonya'da da bu tek taraflı savaş muhabbeti zaten çok popüler değilmiş. O yüzden oradaki çoğu insanın bunun daha böyle olumlu sonuçlarının olduğunu ve Node War, Siege War ve Guild War'da artı bir etkisi olduğunu düşünüyormuş. İşte bölgesel herkesin kendi mental kapasitesi ve oynayış tarzından dolayı böyle farklı olması normal. Sadece iki sunucu yazmalı üzdü. Ben burada bir 5-6 tane beklerdim bu kadar global bir oyun için. Onun dışında Jay burada çok açıkça belirtmiş, hiçbir şekilde bunu geri almayı düşünmüyorlarmış. O yüzden gidip de TikTok bin geri alın diye bunu. Ve insanların anlayışla karşılamasını bekliyormuş. Onun dışında zaten oyunda olan PvP contentlerinin ötesine yeni PvP contentleri de getirmeyi ve bunları geliştirmeyi planlıyormuş. Özellikle Solar Arena'sı ve Kızıl Arena ödüllerini arttırarak bunu biraz daha arttırmayı düşünmüşler. Özellikle katılımı arttırmak, çünkü bir yerden sonra aynı kişilerle sürekli dövüşmek sıkıyordu. Özellikle Solar'da, RF'de biraz daha millet günlük görevini yapmak için gidiyor çıkıyor falan tarzı muhabbeti oldu. Şu an ayrı ama en azından Solar'da bu yapılabilir. Onun dışında bu PvP içeriklerindeki elde edilen gümüş oranını arttırmayı düşünüyorlarmış. Ama insanların sadece ve sadece PvP yapıp ve sadece işte PvP yapmak için girip sözde sonra AFK durup sadece ödülü için giren tayfanın gelmemesini ayarlamak için bir tür bir yöntem ve ayarlama üzerine gidildikten sonra, hani bununla ilgili iyi bir plan yapıldıktan sonra bunu yapmayı düşünüyorlar mı? O yüzden göreceğiz. Tabii ki burada ne kadar grind ve life skill'e eşit olacak dese de tabii ki öyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden yani çünkü bunun milletimi nasıl ebileceğini hepiniz tahmin edebilirsiniz. Nasıl olursa olsun. Onun dışında IJ demiş ki eğer Güller Savaşı beklediği kadar popüler olursa bunu daha sık yapmaya ayarlayabiliriz. Çünkü şu an biliyorsunuz, eğer önceki videoda izlediyseniz benim, şu an haftada bir değil, iki haftada bir olacak şekilde ayarlandı. Ama işte yeterince popüler olursa bu genel olarak bir sürü yerde, bunu hem daha sık yapmayı hem de şu an Kamasilio ve Odilt arasında ama üçüncü bir faction, yani üç taraflı 1v1 tarzı bir savaş muhabbetini çevirmeyi potansiyelini de burada yazmış. O yüzden katılımınızı bekliyor. Umarım böyle bir karar almadan önce şu anki halini düzeltir. Çünkü hala şu anki halinde bile bir sürü eksik var. Onun dışında bu mükemmel bir değişim. Yani ta 2015'ten beri olan bir sistem galiba, toplar ya da en kötü 2017 olduğunu ben biliyorum. Çünkü o zamanki nodlardan da
Hatırlıyorum ben çünkü uzun bir süre topçuluk da yapmak istemiştim ki yapmıştım da. Sonra işte Gears Core atınca artık topçu olma sen main'e gir falan deyip salmıştım ama topçuluk her zaman sevdiğim bir şeydi. Ama topçuluk yaparken de her topçunun nefret ettiği bir durum var. Topunuz gitti mi, vurdu mu, ne oldu bilmiyordunuz. Artık topçular rakibe vurduğunda başarılı bir vuruş yaptığına dair bir bildirim. Hani tam olarak Call of Duty'de işte ateş ettiğinizde bir tık sesi geliyor böyle. Onun gibi bir ses olacağını tahmin ediyorum ki çok cool olur olsa bence güzel. Bir de onun insanların ne meme videoları var yapar o yüzden güzel olur. Çünkü şöyle bir şey oluyor da eğer bilmiyorsanız topçuysanız siz mesela buradasınız abi açıyordunuz haritayı işte topu ayarlıyordunuz mesela buraya mı atacak? Adam bu mesafe kaçmış hemen bakıyordu işte. Mesafe nerede? Görüyorum bulamıyorum. Neyse 400'de işte buna göre S yani işte bu topun yukarısını kaldırma şeyi ondan sonra 3 kere kaldır işte 60 gücüyle at böyle tutturuyordu. Tabi orada bir spotçu oluyor işte biraz daha ileri biraz daha geri daha güçlü sağa sola falan diye yönlendiriyordu. Atmaya başlıyordun sürekli aynı yere atıyordun ama o spotçuya bir şey olduktan sonra sen topu anca gözün doğru gördüğü kadarıyla doğru atıyorsun. Çünkü arada böyle kaçırırsan ya da gücü fazla atarsan ya da yanlışlıkla böyle bir es kaçırdıysan falan boşa gidiyordu. Artık bu vuruş bildiriminden dolayı rahat bir şekilde aynı yere sürekli atıp spotçu öldükten sonra da en azından vurup vurmadığını görüntülecek. Bu arada buradaki detayı bilmiyoruz. Yani gidip de böyle topu mu izleyeceksin vuracak mısın sanmıyorum o kadar OP bir şey olacak. Ben direkt hani vuruş bildirimi yazacağını düşünüyorum. O yüzden güzel olmuş bu. Belki kaç kişiye vurdun da yazar bilemeyiz ya da belki bir tane vurdu onları bilmiyoruz onlarla ilgili bir detay yok. Zaten bu pardon Bay PA diyecektim. Bay J sohbet diyecektim sonra PA sohbet olduğunu hatırladım neyse. Bu gece sohbetinde en sevmediğim hiçbir resim hiçbir görsel hiçbir şey yoktu. Full konuşmaydı abi. Yani şükür olsun Tanzi bizim için İngilizce çevirmiş ama hani o çevirmese hiçbir şeyden haberimiz de olmayacak yani. O yüzden dediğim ben bu gece sohbetlerinden hiç memnun kalmadım. Onu da söyledik. Onun dışında şöyle bir sistem düşünüyorlarmış. Savaşlardaki ölüm ve öldürmeler bir skor sistemine ayarlanacakmış. Yani bu kastın ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorum. Yani gidip de klan savaşlarının olduğunu sanmıyorum. Direkt Node var ya da Fetih'i kapsıyordur bence. Ama orada zaten bir sistem var. Yoksa buna apayrı işte şuradaki tabloya detay mı gelecek, buradaki listeye mi değişecek onu bilmiyoruz. Onu çok açık değil. O yüzden geldiğinde bakarız. Onun dışında bu önümüzdeki sezondan başlayarak artık Solar arası perma bir içerik olacak şekilde. Alona gelip de böyle 3 ay devam ediyor sonra 2 ay kayboluyor sonra geri geliyor sonra 3 ay devam ediyor sonra 5 ay kayboluyor gibi değil. Artık düzenli ve perma bir içerik olacak şekilde ayarlanıyor. Umarım şu desync sorunları, maplerin dengesizliği, klasların dengesizliği, tepler falan filan derken tüm sorunları düzeltirler de öyle yapar. Çünkü Solaris'ın yani ne kadar PvP seven insanlar girse de ya da işte ödül almak için girip de ödülünü alıp bir daha girmeyenler olsa bile hala çok fazla sıkıntısı olan bir sistem. Her Solaris'e geldiğinde bunları söylüyoruz. Hala bir düzeltme düzgün yok. Hala eski mapleri düzeltip getirmek için yeni map çıkarıp daha da dengesizliğe sokar derken garip bir firma veya. O yüzden umarım bu bir sonraki sezonda umarım düzgünce toparlarlar bu sistemi. Çünkü potansiyeli güzel ama uygulanışı berbat bir şekilde şu an ilerliyor bence. Ve son olarak Arşa sunucularında bu insan öldürdüğünüzde tepede işte isim yazması aynı zamanda insanların pardon tepede isim yaz çok pardon o ayrı bir şey. Artık insanları öldürdüğünüzde karakter ismi ya da aile ismi yazması kapatılması mesajı gelecekmiş. Hatta bu arşiv sunucusunu kendi guild üyelerinizi bile öldüreceğiniz kadar vahşi bir ortama çevirmekle ilgili düşünceler var. Tabii ki millet bunu PA diyorum. Ekip olup bunu illa kapatır bir şekilde onu da kapatmalı lazım. Onu kapatırsa başka şey bozulur. Onu kapatırsa PA diyorum. Niye PA diyorum? Partiyi de kapatması, onu kapatırsa başka şey bozulur derken yani bunu çok iyi bir düşünceyle yapmaları lazım. Eğer kapatırlarsa ilginç şeyler olabilir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Çünkü bir sürü guild arası çıkan PP de Arşa'da oluyordu vaktinde bu karşılıklı savaş karşılıklı savaş zorunlu olmadan da. Bir karşılıklı savaş varsa gene en çok karşıya çıkıyordu PP guild arası. O yüzden o ilginç olabilir. Bakalım bu biraz ilginç bir durum.
Hani dediğim gibi şu an sadece plan var. Kesin bir şey yok. Onu da unutmayın. En azından bu aile ve klan ismi yazma olayı kapatılıyor. Bence bu tepedeki mesajları da ekle. Artık tepede sürekli spam 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 şu şunu öldürdü mesajı görmeyelim ya. Evet, şimdi gelin Dark Seeker's Retreat. Bu spotu zaten anlatmıştık arkadaşlar. Bunu Global Lab'da anlatmıştık. Burası Ulukata'nın yeni gelecek spotu. Benim Ulukata'yı beklememin tek nedeni olan spot. Çünkü ben en baştan beri Ulukata'ya böyle bir yer bekliyorum. Çünkü bu yer hem artifact atıyor hem Ator'un ayakkabısını atıyor. Ve bu hem artifact hem Ator'un ayakkabısı çok önemli. Ama biz burası ilk geldiğinde Global Lab yamanotlarında anlatmıştım. Bu Ator'un ayakkabısı çok uzun sürecek şekilde ayarlandı. Yani eldiveni nasıl önceden çat diye hazırlayıp yapıyorsanız ya da haftalık görevlerle çok basit yapabiliyorsunuz ya. Ayakkabı da tam tersi. Ayakkabı çok uzun sürecek şekilde ayarlanmış. Yani kulağıma gelen 1-2 kişinin söylediği kadarıyla 80 saat sürüyor falan diyen var. İyi bir RNG ile şanssız insanı nasıl yapar bilmiyorum. O yüzden belirsiz. Artifact ile ilgili hiçbir drop rate bilgim yok ama Artifact'in de nadir olması normal. Çünkü hem pazarı satıyor hem de çok güçlü bir artık. Oyundaki en güçlü Artifact olduğu için geldiğine bakarız ne kadar sürdüğünü. Ama tabii ki Koreli abi ablalarımız tabii ki her zamanki bizim için test server yaptığı için bununla ilgili de bize bir basitleştirme geldikten sonra çıkartacaklar. Öncelikle bu Dark Seeker's Retreat'teki canavarlarla ilgili bir çok fazla vakit ayırmış bu PA. Bu bölgeyle ilgili bug'lar varmış, işte mekanik eksikliği varmış, gümüş geliri düşükmüş ve insanın grind atması için aşırı zor ayarlanmış. Bir sürü insan çoktan Ator'un ayakkabısı craftlamak için, yani bu Ator'un ayakkabısını yapmak için gerekli olan alevi craftlarken çoktan yorulup sıkılmış, bırakmış bile. O yüzden bununla ilgili bir fikir değişikliğine gitmişler. Bu bölgeye yeni bir boss mekaniği eklense bile, ki bunu da dediğim gibi önceden bir Global Lab'da anlatmıştık. Bu eklense bile insanlar hala bu bölgeye gidip de grind yapacak kadar sevmemişler. Çünkü değil mi, çok zor, hem çok yüksek HP derken bir de parası da düşük. İnsanlar niye gitsinler bir an? Yani o ayakkabıdan alacağı birkaç TP gerek yok. Urgon 20 basar devam eder hayatına. Onları daha sonra yapabilir ayakkabı kolaylaştığında. Neyse. Bu bölgedeki alevi elde etme stresini biraz azaltmak için PA sadece 29'una kadar Kafras çıkarma etkinliğini uzatmayı karar almış. Yani ilginç bir karar bu. Yani bize de umarım böyle uzatılmış çıkar demek istiyorum ama bilmiyorum yani. Bir ay bence çok kısa bir süre hala. O yüzden umarım azaltılır. Onun dışında canavarların AP'si, yani size vurduğu hasarı biraz düşürecekmiş ve Ember'lar, yani bu köz eşyasının düşme oranını boss'tan da elde edecek şekilde ayarlanacakmış. Dediğim gibi tek basitleşme bu. Artifact'e gelelim. Artifact ise biraz daha farklı. Bu Dark Seeker's Retreat'te iki tane İki tane artifact alabiliyorsunuz derken bir sola bir sağa alıyorsunuz mantıklı yazmış bence Tenzi. O yüzden öyle algılıyorum ben. Bu alabiliyorsun çünkü iki çeşit yoktu Global'e geldiğinde. Kore Yamanotlarında iki çeşit görmedim ben. Neyse. Ve bu artifact alırken RNG bazlı olduğu için bir sürü insan çok düşük bir şans olduğu için alamıyor. Bundan dolayı bu artifact yapmak için aynı köz ya da işte kor ya da işte alev yapmak için gereken kör ya da köz ya da kor neyse işte. Bunun gibi bir PTP'siz ya da işte pot parçası mini parçaları gibi bir parça ekleyeceklermiş. Bu 100 mini parça ekledikten sonra artifact'i craftlayabileceğin şekilde ayarlanmış ve saatte ortalama 3 tane parça alabileceğin şekilde ayarlanmış diye tahmin yazmışlar. Ama dediğim gibi bu ortalama saatte 3 kim bilir hangi class'ta yüzde kaç drop rate'de falan, bunları asla bilmiyoruz. Daha mı yüksek daha mı azdır gerçek geldiğine görürüz. Sonuçta bu mini parçalarda market pazarında satılabilecek, alınabilecek şekilde ayarlanıyor. Zaten artifact'de satıyordum, mantıklı olmuş. Sonuçta bu yama November 3, yani bir hafta sonraki şuradaki 3 Kasım'daki Global Lab'de gelmesi tahmin ediliyor. Official sunucu ne zaman gelir hala bilmiyoruz. Çünkü hala çevirileri bekliyoruz. Ana bölge görevleri geldiği için bu Lukata'nın Dark Seeker's Retreat ya da Artifact falan değil, yani çeviri sorunu, gecikme sorunu. Tamamen o çevirilerden dolayı. O yüzden bize ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama en azından Kore'ye bir hafta sonrasında, yani 3'ünde geliyorsa buraya 8'inde geleceği tahmin ediliyor. Bu en sondaki mini parçaların ne kadar olacağı mini parçanın gelip gelmeyeceği henüz kesin bir bilgi değil. İnsanları feedbackleyin, yani bildirilerine göre gitmeyi devam ediyor. Düşünüyorlarmış ki büyük ihtimal millet ister çünkü çok zor olduğunu ben de duydum, o yüzden mantıklı. Veya genel olarak bu stresi azaltmak istiyormuş. Ama bu stresi azaltırken
ne köz ya da alev drop'unu ellememeye de çalışıyormuş. O yüzden dediğim gibi. Ben arttıracaklarını düşünüyorum bu arada. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok zor ayarlanmış. O yüzden mantıklı. Evet, daha yarısına geldik. Canavarlar ve AP cap'leri. Öncelikle Beedou burada bir tanım koymuş. İki tane farklı kategoride grind bölgesi var ki zaten biz de bunu kullanırız. Bir, yani oyuncular olarak biz RNG spotu ya da çöp spotu diyoruz. Veya burayı nadir eşya spotu ya da çöp spotu diye ayırmış. Zaten daha mantıklı da neyse. Mesela Yıldız Bezleri tamamen distodan para kasılan bir yer. Orası nadir drop, yani RNG spotu. El Yorkları ise direkt full trash'e abanan, hani yan drop'un daha az etkisi olan bir spot. Aslında bir de insanların kendi de oluştuğu yarı RNG spotları var. Hem trash'i dengeli hem de işte drop'a göre paranın artabildiği durumlar falan filan. Onları tabii ki buraya koymamış veya ekstra karışık olmasın diye böyle bir tanımlama yapmışlar. İkiye bölmüşler. Veya genel olarak bu yüksek AP drop rate'i varken pardon, yüksek drop rate, yani düşürme oranı varken nadir parçaların düştüğü yerleri dönmenin daha mantıklı olduğunu, ama işte çöp spotlarına kez sadece agresin yeterli olmasının üzerini çizmiş. Bundan dolayı drop rate buff'larını biraz daha etkisi olacak şekilde bir ayarlama gidileceğini söylüyorlar. Tabi bu gidilme gidip de limiti 400'den 450'ye mi çıkarırlar, yoksa herkese işte bir %20 mi eklerler aileşiyor, işte ne bileyim drop rate'in ayarları mı oynanır, onu bilmiyoruz. Onu geldiğinde açıklarlar inş. Onun dışında AP cap'i diye bir muhabbeti var. Zaten Garmot sitesinden de bu bayağı yayıldı. Ondan önce biz zaten biliyorduk bayağıdır. Çok uzun süredir hatta. Histeria'da bunun testi falan bile yapılmıştı. Ta yıllar öncesinde, tabii millet inanmıyordu da. Çok açık açık testleri yapılmıştı. Bilen araçtan biliyordu. Neyse, bu AP spotların mantığı bu arada saçma değil. Çoğu insan bunu hiç anlamadan ya düşünmeden saçma diyor, ama şöyle bir mantık var. Burada da tam olarak o şeyi yazmış. Bu AP cap'lerin olmasının nedeni arkadaşlar aslında çok basit. Çünkü gidip de siz 300 AP'niz olsa, siz o 300 AP'nizle petinizi maksimum hızla toplayacağı bir yere döndüğünüz sürece tek attığınız için deli gibi para kasardınız. Zaten bu petlerin hızını da sınırsız yapmanın en büyük nedeni bu. Gidip de 300 AP adam hilale gidip işte saatte bilmem kaç yüz tane hilal düşürüp satıp piyasayı yok etmesin. Ya da işte çöp spotlarında daha az trash değeri olsa bile burada milyon tane canavar kesip daha fazla para kasmamız için yapılmış ki bu AP cap'leri de işte daha yüksek AP'li insanın daha yüksek AP'ye gitmesini zorunlu kılmak için getirilmiş ki mantıksız değil, burada da onu açıklamışlar. Ama şöyle de bir sıkıntı oldu bundan dolayı. Çok uzun zamandır B2 bir endgame spotu hedefi ya da şey eklenmediği için, ki Uluka takılı çok parça parça eklendi ve eksik eklendiği için ve sadece teleskop gibi bir eşya ile geçiştirildiği için, ve ondan sonra da işte lambaların çıkışı, ama lambalar da o kadar gerçekten absürt zor ki, ve kristal kırılma eventi çat diye 2 hafta bittiği için çoğu insan çok girişemedi bunlara, veteran oyuncu da olsa ne kadar yüksek girdi olsa. Ben burada ölüm riski alıp işte saatte 1 milyar kasma riskini alacağıma, ölüm riski olmadan 600 ya da 800 mi kasarım aga deyip orada takıldı ki haksız değiller. Bundan dolayı bu hata C'ninmiş. C bundan dolayı gene özür demiş her zaman gibi. Biraz daha end game spot eklemeyi düşünüyorlarmış. Tüm bu sohbetin, bu açıklamanın nedeni buydu sadece, ne yazık ki. Onun dışında Thornwood'un ve Kratuga'nın OP olduğunu tekrar söylüyorlar burada. Gerçi Thornwood söylemiş de neyse. Global Lab'de biliyorsunuz Kratuga'daki canavarların oranı pardon sayısı düşmüştü Marnus'un üstüne, ki gerçekten haklıydı. Centaur gibi bir şey olmuştu ve her potunu bitirmiş herkes oraya gidiyordu ve ben de yolluyordum çünkü oyunun en iyi para spotuydu. İnsana inanmasa da gidenler zaten haklısın diyordu, dönüyordu. Kratuga'ya tekrar bir nerf geliyor. Bundan dolayı onun dışında bir de Thornwood Forest'ta da bir gümüş nerf'ü getirmeyi düşünüyorum. Bunun nedeni çöpten dolayı mı yoksa yüzük atma oranı bilmiyorum, ama ben zaten döndüğüm için hani 2 hafta sonra dönmem, yani ne yapayım. Overbalance dediği OP anlamında burada, buradaki çeviri. Onun dışında PA işte bundan dolayı gene özür demiş. Biraz daha bunları nerfleyip absürt yerleri düzeltip daha böyle spotlar arası farkı azaltması uğraşacakmış. Kristaller. Kristalleri elde etmenin daha fazla yolu eklenecek. Buradaki kristalleri elde etmenin daha fazla yolu derken %99 ihtimalle, çok açık ve net söylüyorum,
Şu kristalden bahsediyor. Çünkü bu en önemli kristallerden biri. Zaten Max sipariş olmasını anlarsınız. Bunu yapmak için 3 tane kristal istiyor. Valtara, Awakened ve Black Spirit kristal diye. Bunlar da sadece ana görevlerden çıktığı için ana görevi yapmayan biri kırdıysa ya ticket atıp işte verimlisi diyor ya da pazarı sipariş atıp bekliyordu. Ki piyasası da aşırı mantıklı değil. Çünkü diğer kristallerin merkez pazar fiyatları da yüksek olduğu için her insan da yapıp satmıyor. Ben mesela fiyatı yükselse satardım belki ama şu an bilmiyorum. Şu an hesaplamadığım için bir de üşendiğim için de girişmedim ama %99 ihtimal bunu elde etmenin şey olacak. Çünkü onun dışında tüm kristallerin şeyi bulunuyor. Bir de işte Girin yeni geldiği için biraz daha nadir ve çok güçlü olduğu için zaten sipariş sayısından falan da belli. Gerçi bizde gene bayağı satan oldu da işte bu minik parçaları da satan alan çok var. Millet buradan yapıyor işte bak gördün şuradan adam aldı. Ama dediğim gibi %99 Rebellis. Belki bir ihtimal Girin de el atarlar ama göreceğiz. Onun dışında kristal ben bir şey eleyeceklerini düşünmüyorum. Shin Special Vision ile ne kadar kolay bir elde edilen taş oldu. Kimse artık gözüne bile bakmıyor. Herkesin envanterinde iki tane yedeği var falan filan. Onun dışında PA kristallerin kırılmazlığını kırılmaz yapmayı bir yere düşünmüş ama bunun çok fazla başka değişimi neden olacağını düşünüp anladığım kadarıyla iptal etmiş ki bence de mantıklı çünkü bunu dilerlerse gerçekten merkez pazar fiyatları çakılır ve ticket şeyi azalsa bile yoğunluğu azalsa bile hani dediğim gibi oyun ekonomisinde bayağı bir zarar edeceği için bunun kırılamaz yapmaktan vazgeçmişler o yüzden başka bir şekilde şey yapacaklarmış. Bir de Grind'ı da birazcık hadi yandan geçtireyim diye bu kristalleri nadir drop olarak eklemeyi düşünüyorlarmış. Bu çok büyük ihtimal Rebellious'a etkileyecek. Diğer şeyleri sanmıyorum. Belki Girin. Belki Girin'i ne bileyim Dekkiyalara eklerler. Onun dışında kristal envanterini üzerine çalışmaya devam edecekler. Zaten birkaç hafta sürekli değişim geliyor ve gerçekten güzel olmuş yeni arayüz. Bayağı sevdim. Onu da değiştirmeye devam edeceklermiş. İksirler. Bu iksirlerle ilgili bayağı bir şey olmaya başladı. Hani eğer peri beceriniz yoksa bayağı zorlu bir süreç olduğunu biliyorum. O yüzden zaten ben herkese bu becerinin özellikle endgame'de ne kadar önemli olduğunu anlattım. Zaten biliyorsunuzdur önceden izlediyseniz. Çünkü bilmiyorsanız eğer bu maksimum adı 20, bir düşüyse 16 falan diye böyle gidiyor. Otomatik eşya basıyor ve iksir rotasyonu kullanıyorsanız en az zaten 16 iksir kullanmanız gerektiği için direkt o limite uyması gerekiyordu. Ama perisi olmayan insanın bununla ilgili çok fazla sıkıntı çektiğini söylemiş ve periyle herkes uğraşmadığı için veya da acımış. O yüzden bunlarla ilgili biraz daha bir kolaylaştırma gideceğini söylüyorlar. Bu değişim nerede yazıyordu? Şurada mı yazıyordu? Neyse sırayla gidelim. En azından kodun özeti yaptık. İksir craftlamak için gerekli olan materyalleri daha kolay elde edilmesine çalışacaklar. Zaten bunu son iki hafta Global Lab'da yaptıkları için bunu niye bir daha söylemişler bilmiyorum. Hani getirdiklerini unuttular. İşte daha da mı gelecek bilmiyoruz. Onun dışında bu iksirlerin kullanımı ve basılımı ile ilgili biraz daha organizasyon gidilmesini düşünüyorlar. Özellikle bu parti ve normal iksirli birleştirmeyi belki düşünüyorlarmış. Ama dediğim gibi düşünüyorlar gidip de şimdiden piyasada sonra kar ellerinde girişmeyin bence mantıksız bir yatırım olur. Onun için de başka düşündükleri fikirler ise bu draftlar var ya işte öz iksir dediğimiz şeyler. Göstereyim. Şu öz iksir dediğimiz biraz daha böyle iksir rotasyonu olmayan ya da işte onu basacağım aga ona uğraşamam diyenlerin ya da işte kolayı bas geç işte kardeşim diyenler için yöntem olarak eklenmişti. Bunları bu iksir rotasyonun daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı düşünmüşler. Onun dışında bu 16 tane iksiri birden tek bir sonsuz eşyaya birleştirip öyle kullanılmasına dair bir fikirleri olmuş. Ama dedim bunların hepsi fikir oldu unutmayın. Onun dışında bu Infinite Potion dediği şeyi unutmayın. Gidip de şey değil yani gidip de tüm iksir rotasyonlarını sonsuza dek sonsuz basacağını sanmıyorum ben. Bence çanta gibi bir şey olur. Onun için biz eşya atarız sonsuz ağırlığı olur. Onu bastığımızda otomatik bir iksir gibi sayar diye tahmin ediyorum. Çünkü aksi halde sonsuz iksiri basma dediğin anda millet onu geldiği gün abanacak. Bir hafta bitecek sonra iksir piyasası bir daha asla hayatı boyunca düzelmez. O yüzden öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bence benim kendi tahminim o çanta birleştirip de tekli basma daha mantıklı. Onun dışında ki Koreli abi ablalarımız da çoğu insan gibi nadir hazine eşyaları grindlamak çok memnun değilmiş ki ben de çok değilim. O yüzden
Bunu biraz daha farklı bir şekilde getirmeyi düşünüyorlar. Daha kesin bir karar var mı, varmamışlar henüz. Onun için PR genel olarak kimyayı geliştirmeyi, aynı bu yemek buffları gibi işte iksir bufflarını da geliştirmeyi düşünüyorlar. Tabii ki kağıt üstünde hala bir şey belli değil. Hasar rakamları hala B'de en çok getirin 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 ulan diye laf yediği şeylerden biri. Ama PA tekrardan bunu çok açık açık söylemiş. Öncedenki yıllardan da. Ha 2017'den beri zaten pardon 2015'ten beri gelmeyecek diyordu. Ondan sonra bir ara bir GM yayında yanlışlıkla hasar rakamı açınca bir millet çıldırmıştı. Sonra global lebe bir getirdi millet acaba geliyor mu diye olmuştu ama 2019'du galiba global lebe açına şimdi hatırlamıyorum neyse. Asla getirmeyeceklerini söylemişlerdi. O zamanlarda hala da söylüyorlar. Geçen sene de söylediler. Bu sene de bugün de tekrardan söylüyorlar. Asla ve asla getirmeyi düşünmüyorlar. Nedeni de şuymuş anladığım kadarıyla ki bunu da önceden aslında söylemişlerdi. Hasar rakamlarına ihtiyaç duymamalısınız. Çünkü zaten ne kadar hasar vurduğunuzu direkt can barından ya da işte ne kadar hızlı kestiğinizi anlayabileceğinizi düşünüyormuş PA. Ve korktukları şey şuymuş, insanın hasar rakamlarını görürse klandaki ya da diğer partisindeki ya da işte diğer insan hasar rakamlarını görüp buna göre işte sen kardeşim niye yeterince hasar atmıyorsun ya da işte sen niye bu skill'i atmıyorsun, sen bu addon'u yapmadın mı, sen oyunu mu bilmiyorsun ya da işte sen Gryphon partisinin hasarı niye az yoksa skill mi atmıyorsun, yanında video mu izliyorsun gibi bu tür tartışmaların önüne gitmek için yaptıklarını iddia ediyor. Ben çok mantıklı bulmuyorum bu arada. Hasar rakamları bence açılabilir bir şey olmalı. İsteyen açar, isteyen açmaz ama hani korktukları nedeni de anlıyorum ama bence getirmemek daha şey çünkü insanların özellikle bu klaslarında bir bug olduğunda ya da becerilerde bir bug olduğunu keşfetme ihtimalini inanılmaz düşürüyor. Bazı çarlarda bir ara B'de 6 ay boyunca hasarlı çalışan beceri falan keşfedilmişti. Yani bu hasar rakamları globalde olduğu için globale geldikten sonra keşfedilmişti ki hala arada yaptıkları dengelemelerde bunları bozuyorlar. Hala globalde millet test ettiği için düzeltiliyor falan. O yüzden bunu oyunun içine getirmek bence hala bir bahane. Bence saçma ki gerçekten klanınızdaki ya da partinizdeki bir insan gerçekten hasar atamıyorsa bence yani zaten orada olmayı hak etmiyordur. O yüzden bence bu saçma olmuş. Yani bilmiyordur. Alırsın adamı çekip öğretsin. Böyle bilmeyen insanı ayırıp aslında oyunu öğretme ihtimali de artar bence. Yani direkt PA olumsuz düşün işte. Hemen atarlar ya da işte hemen tartışma çıkar gibi düşün ama bunun iyi yanları olabileceğini de bence göz ardı ediyor. O yüzden bilmiyorum. Bence saçma. Bence açılsa daha iyi olur. İki ters seçenek olur. Açan açar, açmayan açmaz. Ama yapacak bir şey yok. Yeni getirmeyeceğini çok açıkça söylemişler. Uf. Bron fiyatları ve kostümler. Biliyorsunuz Ağustos'ta kostüm fiyatları arttırıldı arkadaşlar. Bu aynısı eğer eski bir oyuncuysanız ki ben de zaten hatırlıyorum. 2019 ve 2021'de doğmuştu. Çok büyük ihtimal bir sonraki 2025'te olur diye tahmin ediyoruz. Şimdiden takvimlere not alabilirsiniz 2025 yılını. Şaka şaka. Önceki fiyat değişimlerinde de aynı işte bu zaten bizim şeyde de ben Yamanıt'ta okurken göstermiştim böyle bir tablo göstermişti işte 2019'da kasılan para 2019'da kasılan para pardon 2020'de 2021'de bu kasılan paranın artışıyla alakalı için ben çok mantıksız bulmuyorum hala insanlar çok fazla işte pay-to-win oldu işte oyunu bırakacağım diyor hala bırakıyor birkaç ay sonra dönüyor o yüzden o konuda çok da bir şey yapmayın. Zaten burada gene aynı örneği vermiş. 2019'da işte Gahaz'da ortalama kasılan para 100 milyon ise şu an 2023'te bu 650 milyon. Bunun gibi bir sürü örnekten dolayı bu yüzden arttırmışlar bu şeyi tekrardan açıklama yapmışlar. Sanırım bu bizde paylaştıkları tabloyu her sunucuda paylaşmışlar. En azından ben çok hızlıca bir göz attım görmemiştim. Sırf sanki bizde mi paylaşıldı yoksa diğerlerini görmedim emin olmamıştım. Galiba paylaşılmamış ya da insanla okumamış bilmiyorum artık. Anladım. Evet. Tamam. Fiyatın atması. Onun dışında bu daha önceden aslında Pearlabyss'in kendi içine yaptığı konuşmalarda düşünmüş önceden. Hani 2023'ün Ağustos değildi işte bu Haziran, Temmuz, belki Nisan, belki Aralık bilmiyorum artık. Yok Aralık değil pardon. Belki Ocak'ta işte bilmiyorum konuşulmuş. Tarihi vermemişler ama önceden konuşulmuş ama ertelenmiş. Ondan sonra artık hadi çıkaralım bari deyip çıkarmışlar. O yüzden bunu da açıklıyorlar burada. İleride de tabii ki her zaman klasik sözden tutuyor. İleride sizi daha çok dinleyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Sözünü vermişler tabii ki boş.
Onun dışında. At. Buradaki kategori neye kaymış? Burası ayrı bir kategori. Bakayım. Aa, burası ayrı kategori. Neyse. Ya da bunu tenzi yukarıdan aşağı mı kaydı? Neyse. Bilmiyorum. Buraya da devam edeyim. Çünkü ha, kostüm, dış görünüş kategorisi. Öyle düşmüş. Tamam. Şimdi çak. Bir sürü insan Berserk'ün canavar modu ile ilgili şey belirtmiş. Bunu teknik sorunlardan dolayı yapamıyormuş. Ama bunu şeyi düşünüyorlarmış. İki ayrı beceri yapalım. İsteyen canavar modu versiyonu, isteyen canavar modu olmayan versiyonu kullanalım diye böyle bir seçenek eklemeye düşmüş. Sanırım yani ben bu arada hiçbir Berserker'ın bu canavar modundan yakın duymamıştım. Belki Berserker'ın direkt bu kambur durması bir okey. Çünkü o gerçekten çirkin ama ben hiçbir Berserker oynayanın gerçekten o canavar modun çirkinliği ya da bununla ilgili sorunları duymamıştım. İlginç oldu. Onun dışında genel olarak BDO'da en çok istenen şeylerden biri. Daha çok kostüm, daha fazla şeyler, daha fazla modern şey, daha harika, daha cool şeyler demişti. Ama JFK öyle düşünüyormuş. BDO zaten bir sürü unik ve hiç alakası olmayan kostüm yapılmış ve BDO evrenine uymayan kostümü, özellikle işte insanların böyle kaplan ya da ayıya dönüşmesi düşünmüş. Ama böyle şeyleri yaparlarsa Velia'da ya da random yerlerde yanınızdan bir ayı geçiyor ya da yanınızdan bir kaplan geçiyor gibi bu tür görüntülerin oyunun havasını ya da işte immersion'ını bozacağını ve BDO dünyası uyumayacağı için böyle şey getirmeme kararı almışlar. Ne kadar böyle tam BDO'ya ait olmasa da Coco kostümü ya da Salonlar outfit gibi böyle biraz daha temanın sonunu zorlayan, çünkü Salonlar kostümü bildiğiniz anime şey karakteri kostümü de estetti galiba, neyse. Buna benzeyen kostümün zaten böyle tam sınırda uydukları için BDO immersion'ı bozmadan getirmeye devam edecekmiş kostümlere. Bir de bazı sınıfların pelerinlerin çok kısa olması sorunu vardı. Bu özellikle Orzeca kostümü ama bazı çarların Novel Kantlarında da olan bir soruydu. Bununla ilgili bir sürü insan çıkıp atmış. Bunu düzeltmeyi PA çok kolay olmadığını ama böyle bir şey yapmak isterlerse aynı Wizard'ın işte tüm vücut hatlarını, tüm iskeleti değişti ya Wizard'ın. Wizard'ın hattını değiştirmek gibi detaylı ve zor bir çalışmadan sonra olabileceğini ve bunun da yıllar süreceğini söylemiş. O yüzden öyle bir umut beslemeyin arkadaşlar. Yani kamburduran Berserker'lar hala tıkıt atabilir ama onunla ilgili bir değişim çok da beklemeyin. Aynı zamanda kısa pelerin olan çarlar da. Alan bossları ve Garmut'un kalbi. Alan bossları zaten bayağıdır olması gereken şeyine sonunda dönüyor. Artık alan bossları tüm dünyada, pardon tüm dünyada diyorum, tüm sunucularda aynı adı çıkacak şekilde ayarlanıyor. Aynı normal bosslar Garma, Tüvel ya da Karanda ya da Kızarka gibi. Ki mantıklı bence de en başta böyle olmuyordu ama biraz daha farklı bir sistem yapmışlardı. Mantıklı olmuş. Onun dışında bu alan bosslarından elde edilen ödüller tekrar da arttıracaklar. Ne kadar artar bilmiyorum. Bakalım. Onun dışında Garmut kalbine değinmişler. Garmut kalbi çok önemli eşya ve ben zaten çıktığı andan beri herkese diyorum en az iki tane lazım abi. Zaten bir tane görev var, o görevi yapıyorum. Birini alıyorsun, diğerinde yan silah veriyor ama yan silahtaki aşırı güçlü değil ama elbet alman gerekiyor. O yüzden paranı kas, sipariş yap, bekle. Garmut'a da git, şansını dene diyordum ama görevi bir kere yap diyordum. Çoğu insan görev bilmiyordu ya da işte bu görev mi yapılır aga falan diyordu ki aslında bu arada görev baya kolay. Sadece nowhere biraz time gate yani uzun sürüyor. O işte 1-2 ay sürüyor ama 1-2 ay sürüyor değil mi? 1-2 ay grind değil. Gidiyorsun nowhere geçiyorsun, vuruyorsun. Şu eşyadan alıyorsun. Ondan sonra bu eşyadan 400 mü ne olduğunu da veriyorsun. Bitiyor aslında yani. O aylar sürüyor dediğinde yanlış anlamayın ama o Garmut görevini yapın. Eğer bilmiyorsunuz bu görev serisini Twitch kanalında ünlem Garmut yazarsanız ben yayındayken ya da yayınladıyken erişebilirsiniz o görev serisine. O yüzden yapın Garmut istiyorsanız. Ama tabii ki bunlardan dolayı da millet ağlıyor diye PA gene bunun üzerinde değişmiş ve bu zorluğuyla ilgili birkaç değişime ve çeşitliliğe gitmeyi düşünüyormuş. Özellikle Garmut'un daha kolay elde edilebilmesine dair çalışmalar ve düşünceleri şu an düşünüyorlarmış. Planlama yapılıyormuş. Önerilerden bir tanesi merkez pazar fiyatını arttırmak. Merkez pazar fiyatı artarsa daha çok insan gideceği için daha çok drop olur, daha çok satın mantığından gitmişler. Diğer bir değişim de Garmut'un kalbinin mini parça ekleme olayı ama bu dediğim gibi mini parça eklerlerse bu sefer belirli bir tarihten sonra Garmut'un fiyatı bir anda çakılır. Çünkü örneğin şu an eklediler diyelim bu haftaki yamada. İşte ne bileyim 40 hafta mı sürüyor? 40 hafta sonra bir anda minimuma çakılır o fiyat ve oradan sonra yükselmesi çok uzun zaman alır. O yüzden biraz saçma olur. Hani oranı ne kadar değişse bile.
Sonuçta bunun genel bir ortalaması olduğu için biraz garip olabilir. Bilmiyorum, ben bunu çok mantıklı bulmuyorum. Fiyat artması daha iyi geldi ama bilmiyoruz. Onun dışında insanların bu iki öneri hakkında ne tür yorumlar yapacağım merak ediyorum. O yüzden tıkladım. Ben bu olsun bu olsun diye düşünüyorum. Yazabilirsiniz. Bir de onun için bu Garmot görev serisi dedik zaten. Bunu da geliştirmeyi düşünüyorum. Kolaylaşır mı? Gelişir mi? Nowhere'in şeyi mi kalkar? Time Gate mi kalkar? İşte fiyat mı düşer bilmiyoruz. Artık onu geldiğini göreceğiz ama bununla ilgili bir kolaylaştırma yapacaklarını söylüyorlar. Life Skill. Life Skill'de veya gene her zamanki gibi her Life Skill konusu açılımda işte geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz demişler. Onun için şu an Sniper'la avlamanın aşırı güçlü olduğunu farkındalarmış. Yani farkındaysanız niye nerfliyorsunuz kardeşim, değil mi? O yüzden komik yani ya. Bu PA çok komik. Neyse. Onun dışında Lyanna'nın toplama çantası eklense bile toplamanın bir sürü alet olmadan yapılabilmesi ya da işte buna benzer bir kolaylaştırmaya daha da gidilmesini düşünmüş. Bence saçma çünkü bu sefer de gerçekten çok uzun yıllar onları pen basmaya harcanan kronlar ve kaynaklar derken bir sürü insan emeğin yazık olur. Yani ben gerçekten okey BDO'nun kolaylaşması mantıklı diyorum ama gidip de bir sürü toplama aleti yarattıktan sonra üzerinden birkaç sene geçtikten sonra da gidip de bu sistemi kaldırıp tek bir şeyi indirin. Mesela tamam işleme taşı okey, çünkü işleme taşı herkesin yaptığı bir şey değildi. İşleme hala BDO'nun çok popüler olmayan, life skill'lenen ve işleme taşı yapan insanlar 2 tane 3 tane yapıyordu, hepsini yapmıyordu. Toplamada da öyle 3 tanesini ikisini yapıyor ama sürekli kullanıyor. İşleme taşı AFK bırakırken ya da işte toplu bir işleme yapıyorsa, yanında bir şey yapıyorsa yapılan bir şeydi. Ama toplama aktif yapıldığı için bunları birleştirmek biraz daha sorun yaratacağını düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum, garip olabilir. Ki bunu eklerse o zaman Lyanna'nın çantası ne işe yarayacak? Yani. Onun dışında bununla ilgili daha fazla detayı ileride vereceklermiş. Göreceğiz. Globalleri takip edin diyorlar özetle. Diğer içerikler. Bu diğer içerikler deyince bu arada boş düşünmeyin. Gerçekten çok güzel şey var. Özellikle şurada Horsa isimliler beni benden aldılar. Öncelikle Karanlık Geçit. Mükemmel bir değişim. Sonunda Karanlık Geçit sayısı 12'den 6'ya düşürme kararı almışlar. Ama 6'ya düşürken bu aynı loot'u alacak şekil ayarlanıyor. Yani şu an işte 12 boss çıkıyorsa 6 boss keseceksiniz ama aynı loot alacağınız şekilde bunların oranları ve miktarları da ayarlanacak. Çok mantıklı değişim. Bence olması gereken buydu. Bir sürü insan üşeniyordu. Ben hala 12 olduğunda kesmenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum ki hala öyle. Çünkü bir sürü kron çıkan kutunun ötesinde takı da çıkabiliyor. Hani millet kron çıkıyor diye ağlıyor ama o kronları ileride de baraka ya da başka şey lazım nasıl ağlıyorlar biliyoruz yani. Ve 12 olduğunu kesmek mantıklı. Gidip bir 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 kesip yapmayın. O vakit galiba onu zaten biz istiyoruz ama 12 olduğunu kesmek mantıklıydı. Ama Valencia'daki çok uzağı diyor ağlıyorlardı. Ondan sonra onu daha da kolaylaştırıp şuraya ya da burada çıkacak şekilde ayarlamışlardı. Şimdi tekrardan kolaylaştırdığı için artık Valencia'daki ve Mediyah'taki riftler çıkmayacak. Artık sadece şu bölgelerdeki riftler çıkacak şekilde ayarlanıyor. Yani artık Mediyah'la ya da altın şey Mediyah'la ya da Valencia'yla uğraşmayacağız. Özetle aslında BDO'nun riftlerinin yarısını buradan kaldırıp buraya taşıyacaklar, ayarlayacaklar. Mantıklı değişim hani 12 üşeniyorum diyen insanlar hala azdı ki çoğu insan 12'de kesiyordu. Ama işte 1-2 zaten kesmin diyorduk. Artık 12 üşenenler de 6'ya üşenmesin zaten. Onun için canlanma süresi yani bu spawn süresi gene aynı kalacak şekilde ama 6 boss da gene 12 boss kesmiş gibi ödül verecek şekillerini. Onun dışında bu çok ilginç bir şey çünkü inanılmaz bir uzancı çok belli. P10 atlı giderken random bir şekilde yere Mythical Feather düşürmesini düşünüyorlarmış. Hani ilginç bir fikir. Bunu yapacaklarını sanmıyorum çünkü milletin nasıl abuse'layacağını söylememe gerek yok. Yani Heidel işte bilmem ne arası git gel yapanlardan tutun. Arkadaş için özellikle işte ne bileyim şurada bomboş bir rota oluşup orada git gel yapıp bir saatte bir bile atsa hatta bir günde bir bile atsa ne kadar para kasılacağını siz düşünün yani. Onu AFK gitmiyorken atıyorsa bu sefer manuel giden insan direkt toplar onu engellerse hemen arkasından geçer toplarken böyle inanılmaz saçma sapan bir formül çıkıyor onunla uğraşacaklarını sanmıyorum bence bunda R yapacaklar ki umarım yapar çünkü dediğim gibi çok potansiyel olarak abuse'lanabilecek bir sistem o yüzden umarım da R yaparlar ama bu diğer kısım çok mantıklı bunu zaten ben en başta diyordum. Mythical Feather'ın dünya bosslarını ve Dark Rift'lere eklenmesi. Şu an dünya bosslarını eklemeyle ilgili hiçbir şey gözükmüyor gibi ama en azından düşlem tüylerini karanlık geçitlere ekliyorlar ki karanlık geçitlere eklerlerse 12 üşen tayfa bile giderdi şimdiden. 6 eklenince kesin giderler mantıklı olmuş. Onun dışında düşlem yani T10 atlar at yarışı ve yer.
At yarışı ve yar mini oyunu aynı Solaris'i gibi bir matchmaking sistemine tekabül ediyor. Şükürler olsun sonunda bunu akıl ettiler. Ben bu at yarışı öldüğü günden beri diyorum abi şunu Solaris gibi lobby sisteminde yapın işte sıraya girelim. Hazır olunca yapalım yarışımızı ya da yarımızı diyordum. Sonunda akıllarına gelmiş 2 yıl sonunda şükürler olsun. Artık Balanos, Kalfion ve Mediapsis'in hepsinde yarışılır arkadaşlar. Tekrardan buradan deklarasyonumu yapayım. Geldiğinde kapışırız. Umarım ama en azından şu bug fixleri yaparak düzeltirler. Lobby sistemi geldikten sonra. Onun dışında BDO işte bu değişimin çok önemli olmadığına karar verip gene önceden de ertelemiş ama artık herhalde dediler. Oğlum 2 yıl oldu bir artık bufflayalım da güncelleyelim de millet kullansın bu kadar uğraştık demişler herhalde. O yüzden bunu getirmeye karar vermişler. Peki bunu niye yapacağım diyenlere de şimdiden söyleyelim. Düşlem tüyünü at yarışına ekliyor tekrardan. Şükürler olsun. Yani karanlık geçit ekleme yanında yarışa da ekliyor ki zaten en başta vardı bu düşlem tüyü at yarışına sonra kaldırmışlardı. Ki saçmaydı kalkması. Kalkmasa şu an hala ölü olmazdı. Mantıklı olurdu. Yapacak bir şey yok. Onun için kraliyet erelti otu. Yani benim çok sıkıntı çektiğim bir şey değil. Çünkü ben geldiği günden beri sadece haftalıkla bile yetinebiliyordum. Ama insanlar geç başladıysa ya da işte geldiği FS geldiği zaman bitirdiyse sonra düşlem elde etse tıkanıyordu. Çünkü bu time gate dediğimiz olaydı gene. Ya günlük görevi yapıyordunuz bir de haftalığı yapıyordunuz. Onun şey hiçbir yöntemi yoktu. Bunu tekrar bir şekilde dengelemeyi düşünüyorlarmış. Onun dışında boss parşömeni benim de rutinlerim arasında olan bir parşömen. Eğer bilmiyorsanız evet BDO'da hala boss parşömenini alıp stoklayan insanlar var. Benim gibi çok az da olsak. Bunları alabilmesi ile ilgili bir değişime gidecekmiş. Önceden insan bunları kullanıyordu ama artık hiçbir mantığı olmadığı için kimse kullanmıyor ve çoğu insan karar açıp almıyor bile. En azından millet bu parçamayı alsın da daha sonra kullanmazsa tutar diye bir değişime gidecekmiş. Eğer bilmiyorsanız burada bu parçayı önceden aldığınız anda kullanışı kimse açmıyordu zaten sonra. Sonra perma yaptılar da millet stoklayıp açmaya başladı falan. Ama şimdi mantıklı değil diye gene kimse açmıyor. Bunu da en azından elde ettiğimiz konusunu Y'ye eklemişler. Bu böylece Y'den direkt her gün geldiğinde çat çat tıklayıp alıp rahat rahat geçebileceksiniz şekilde ayarlanmış. Lucky Hero'da çok popüler olmayan bir mini oyundu. BDO'nun getirdiği ilk mini oyunlardan olabilir. Life Skill'e gelen ilk mini oyun olduğu herhalde kesin gibi ama bu da bayağı unutulduğu için bunu da bufflamayı düşünüyorlarmış. Bunu düşlem tüyü eklemişler mi de hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle eklerler. Eğer yoksa varsa da zaten çok düşük ihtimal var diye kimse uğraşmıyor. Onun için kan altarı ve cehennem geçidiydi galiba. Bu Savage Rift çevirisi öyle olması lazım. Bunları bir yere hala kaldırmışlardı. Hala üzerinde çalışıyorlarmış burada ve hazır olduğunu çıkartmaya düşünüyorlarmış. Global testine. Onun dışında PA'da aynı şekilde şeyi düşünüyor. Zaten bir süre önce varlığını bile unutmuştu. Acaba bunu perma oyunda mı kaldırdık oğlum? Vaktimize yazık diye düşünmeye başlamış. O yüzden büyük ihtimal bunu globale getirirler. Yapılan testlere de insan yorumuna göre ya perma getirirler ya da perma kaldırırlar gibi duruyor. O yüzden geldiğine bakarız. Yani aslında ben bu sistemi nasıl düzelteceğini çok bin kere de söyledim. Abi minimap sistemini ekliyorsun. Çünkü buraya girince kapanıyordu. Minimap'e ekliyorsun. Minimap sistemi çalışacak. Onun için bu ikisini birleştiriyorsun. Hem de tower defense olacak. Hem inşa etme olacak. Bir kişi builder olacak falan. Ama skill'lerini atacaksın. Gidip tüfekle sağ klik sağ klikle işte sol klik spam atmayacaksın. Skill'lerini atacaksın. Build yapacaksın. Minimap ekleyeceksin. Tower defense olacak. Bittiği bu kadar basit aslında. Ama adamlar gidip de bunu uğraşmak için iki ayrı sistem çıkarttı. Ne kadar saçma. Geçiyorum. Macera günlükleri. Macera günlüklerinin çok zor olduğu ve insanların işte rehberlere bakmadan yapılamayacağına dair bir sürü ağlama gelmiş. Yani bence rehbere bakılarak yapılma hiç ağlanacak bir neden değil. Rehbere bakabiliyorsunuz en azından. Hani rehbere bakılmadan yapılması zorunlu olduğunu düşün yani. Tüm kitabın RNG'den oluştuğunu, herkesin şansına göre farklı şekilde değiştiğini, budaklandığını düşün. Yani şükredin yani bence düzgün rehberler olduğu ve kolayca yapılabildiğini. Daha da kolaylaştırmasına dair tabii ki planları var. BDO getirdi. Her içeriği en az 1 yıl sonra kesin basitleştirir. Bazen yarım yıl, bazen 3 ay. Ama bunlara gelmesi mantıklı ama bilmiyorum. Ben şu rehberlere bakarak yapılma kısmını çok mantıksız bir eleştiri olarak görüyorum. Onun dışında Kızıl Arena. Kızıl Arena'yı XP ve genel ödülleri arttıracakmış. Bu yüzden daha fazla insanın katılımını teşvik etmeyi düşünüyormuş. Ödülleri arttırarak teşvik etmek istiyor katılmayan yani özetle. Karataşlar. Onun dışında bunu ben de ilk baştan beri söylüyorum. BDO başlığından beri BDO'da inanılmaz derece fazla karataş var. Yani BDO evreninde aslında bu kadar nadir olması gereken bir şeyin
bu kadar fazla ayrı çeşidinin binlerce olması gerçekten komikti. Ki bu at yarışını kullanılanları bir yere kaldırdılar, değiştirdiler, birkaç tane kalktı. Hala çok fazla var. Bunu da bir sürü eleştiri gelmiş. O yüzden bunları değiştirmeyi düşünmüşler. Ama çok fazla teknik sorun olacağı için, yani aslında teknik sorundan kastları, hem merkez pazar fiyatları, hem bir sürü tarifin değişi, hem bu tarifler değişken oranlar, işte elde edilme şeyleri derken, bunları oynatmak, şey yapmayı düşünmüyorlar. Ama şunu düşünüyorlarmış: Blackstone Armor ve Weapon'ları ayırt etmek yerine bunları birleşmeyi düşünüyorlarmış. Bu mantıklı bence. Bu güzel bir çözüm. Çünkü deposunda bu kadar kara taşı herkesin olmasa da, ben de gerçekten bu sayı görmek ya da bunu da hepsini iki ayda böyle stok kapladığını görmek istemiyorum. Birleşse bence okey olur, mantıklı olur. Çünkü Tafraps yaparken de birini kullanıyoruz mesela, gibi gibi. Ki mantıklı olur. Okyanus içerikleri. Okyanus içerikleriyle ilgili şöyle şeyler var arkadaşlar. Sailing, yani denizcilikle ilgili bir mini oyun eklemeyi düşünüyorlar. Mini oyun dediğimizden de kastımız şu. Bunun gibi olacağını sanmıyorum ben. Bunun daha farklısı olur diye tahmin ederim. Bakalım, göreceğiz. Onunla ilgili bir detay yok. Onun için günlük görevlerin başka insanlara mecbur kalmadan, parti bulmadan solo daha kolay yapılabilmesine dair değiştirmeler gidilmeyi düşünüyormuş. Onun dışında sürekli okyanus içeceklerinin gelişmeye devam edeceğiz. Globalde bir takip edin, getireceğiz işte diyorlar. Üzgünüm denizciler. BDO sizi çok sevmiyor. Ama gerçi herhangi bir şeyi ilk sıfırdan getirdiği anda deli gibi paraya boğuluyorsunuz da olsun. İlk zamanda yakalamayanlar sonra üzülüyor. Evet, haftalık görevler. Oh, az kaldı, az dayanın. Haftalık görevler ne zaman sıfırlandığına dair çok karmaşa olduğu için çarşamba günü yama günü, ama işte niye çarşamba sıfırlanmıyor olayı çok geldiği için. Bilmiyorsanız ya, çarşambayı perşembeye bağlan gece yarısı olduğu için çarşambaları sıfırlanacak şekilde ayarlama getiriyor. Ama bu sefer de bazı günler biliyorsunuz BDO'nun yaması salıya taşınıyor, perşembeye taşınıyor, bazen iptal oluyor falan. Böyle durumlarda sıkıntı olur. Bunu direkt hani bakıma bağlamak yerine direkt salıyı çarşambaya bağlan gece yarısına taşıyacaklarını düşünüyorum ben. Geldiğini görüyoruz. Onun için Black Shrine bossları, bu kara tapınak bossları var ya, ışık diyarındakiler. Bunları pazar yapmalarının nedeni bence çok mantıklıydı. Hala da mantıklı. Onu değiştireceklerini sanmıyorum. Ama niye öyle yaptığını açıklamışlar. Öyle yapmalarının nedeni de mesela bir insan oraya gittiğinde hem cumartesi günkü bossları kesip hem de 12'den sonra bir de pazar günü kesip 2 haftayı rahat rahat yapabileceği için öyle bir şey yapmışlardı. Mantıklı olmuş. Ben yani bunun böyle kalmasına okeyim bence. Ama değişirlerse bakarız. Görev eşyaları ve etkinlik eşyaları. Bir sürü ana görevlerinden sonra elinizde kalan, envanterinizde kalan eşyalarla ilgili yorum gelmiş. Ben böyle dekor yapmayı ya da işte envanterleri de tutmayı seviyorum. Ana olsun falan diye, ya da işte daha sonra yapacağım zaman ne yapmışım diye hatırlamak için. Böyle bir küçük bir sentimental bir nedenden. Bunların çok fazla envanterde yer kapladığı ve bir yerden sonra rahatsız edici olduğu için kaldırmaya karar vermişler. Okey, yani çok kötü bir değişim değil. Benim gibi süsleyenler bir tık şey olur belki, ama ben çok da takmıyorum. Bunlar işte tam benim dediğim gibi, işte bazı insanlar küçük bir anı olarak saklasın diye işte hediyelik eşya mantığı düşünmüş, ama çoğu insan bunları tutmayı mantıklı bulmadığı için direkt çöpe attığı için, gereksiz yere envanter de kaptığı için silmeye karar vermişler. Bir de bir sürü event eşyası, bu etkinliklerde verilen silinmeyen takas eşya ya da eski etkinliklerde verilen eşya falan, bunları da bir üzerinden geçmeyi düşünüyorlarmış ayarlamalar. Abyss 1, yani Abyss 1, Magnus ve Kara Tapınak bossları. Veya Magnus'un insanların çok fazla loading ekranına girmeden kullanabileceği şekilde bir ayarlama şeklinde şu, ki mantıklı. Eğer bilmiyorsanız loading ekranının sorunu şu: Magnus'a girdiğinizde bir kuyudan atlarken loading'e giriyor. Şeye gidiyor. Bu aşağıdaki şey kısmı yüklüyor. Eğer çünkü internetiniz çok yavaşken yaparsınız bu şey atlamayı, böyle kuyunun dibine çakılıyorsa, ama aslında orada olan şey sizi bir yere ışınlıyor. Orada bir instant bir yükleme oluyor. Çok yükleme ekranı değil de neyse. Sonra gerçek bir yükleme ekranı Magnus'a girerken, bu düşerken oluyor. Ondan sonra da bölgeye gidip parayı verdikten sonra da oluyor. Özellikle en çok çökmedi o. Bölgenin parası verip tam ışınlanacağı zaman olduğu için bir de bazen geri atıyor. Parayı da alıyor ama ışınlamıyordu. Bu sorunları iyice azaltmak için loading ekranı azaltmayı düşünüyor, ki çok mantıklı. Geçen süreyi azaltır mı bilmiyorum, çünkü o loading ekranına BDO'nun en başta konmasının nedeni şu:
Millet çat diye bir saniyede işte 2 dakika, şey 2 dakika diyorum, 10 saniyede 30 saniyede yer değiştirmesin de inanılmaz hızlı hızlarda yer değiştirmesin. Biraz daha at kullansın ya da işte pusula ya da hazine eşyaları kullansın diye yapılmış bir şey. Bir de PvP'de de millet tüm bunları abuse olmasından korktukları için yapılmış şeyler, bunu azaltması mantıklı ama bence geçen süreyi azaltmazlar gibi geliyor. Ne kadar loading ekranı azaltsalar. Onun dışında sırf kara tapınak bossları için bu ışık diyarına gidip sonra geri dönmenin çok zor olduğunu, onlar da farklılamış, bununla ilgili bir kolaylık getiriyorlar. Ben onunla ilgili mükemmel 2000 IQ bir taktik vereyim. Zaten oraya giderken gear'e ihtiyacınız yok. Çünkü oranın element şeylerini kullanıyorsunuz ya. En iyi olduğunuz şar neyse abi, gidin oraya açın bir tane, bırakın. Zaten aura mantığıyla hasar buraya, gidin açın. Onu da kesin. Bu kadar. Kendi gear'ınızı götürmenize gerek yok. Zaten etkisi %10. Onun dışında AoE, ha bu şey, kara tapınak bossların olduğu yerlerde kırmızı işte combat zone'a girdin ya da combat zone'da değilsin tarzı uyarıların, ha pardon, ay çok karıştım, Arena of Solara diyorum, sonra niye E dedim, sonra AoE'yi şey yaptım falan, neyse lan düzeltiyorum. Burada dediği şey şu ki çok doğru bu arada. Black Shrine bossların, yani bu kara tapınak bossların bazılarının ismini vermeyeceğim ama yaşayan vardır. Uyarı süresinden çok önce ya da çok sonra ya da tam böyle olmaması gereken bir yerde geç bir zamansız vuruyor. Bununla ilgili bir sorun yaşıyor. Herkes yaşıyor bu arada. Spesifik zorluklarda bazı bosslarda var. Bazılarında her seviyesinde var. İnsanlar adapte oluyor falan filan. İnsanların ekranda gözüken zamanda değil de ayrı bir zamanda vurması çok büyük bir sıkıntı. Bununla ilgili çok fazla şikayet alınmış. Bunu çok kısa bir sürede düzeltemeyiz ama işte bununla ilgili detaylar, araştırmalar yapıp bununla ilgili fix getirmeyi düşünüyorum. Yani bence o kadar zor bir şey değil fixlemesi ama işte PA, yani klasik şirket mantığı işte. Arkadaşlar çok uzun sürecek ama işte fixleyeceğiz sözü vermek bakalım. Yani ben sırf bu bug'dan dolayı bu arada çoğu 5-6. boss'a uğraşmayayım bile. Pardon 6-7. Bazılarının 5'i yapıyorum da. Çoğu boss'un 6.sına çünkü o zamansız çok sinir bozuyor. Hiç uğraşamam abi. Gidip de 6 dakikamı ona ayıracağım. 2 dakika şeyi keserim, basitliğini keserim. Geçelim zaten. Ha 3'ün ödülü, ha 5'in ödülü, ha 6'ın ödülü. Çok aşırı büyük fark yok. Sanki Duo Deborah kalacaksın. Hı-hı. Tamam. Enstrümanlar ve müzikler. PA insanların bu enstrümanları kullanmasının sayısının arttığını fark etmiş. Son zamanlarda özellikle bu birlikte müzik enstrümanı çalma olayının sevilmesi ve kullanımı arttırması mutlu etmiş onları. Bundan dolayı da bu müzik sistemi işte şu an C-Y mi çıkıyordu galiba? B-Y mi unuttum? Ya da A mı? Bayağı oldu müzikleri yapalım. Neyse. Bunun ranklarını yükseltmeyi düşünüyorlarmış. Işık diyar değişimleri. Işık diyarında elde edilen bir tane pot var ya, 400 can dolduruyor. Hatta biz acaba PA bu sınırsız potları ileride buna mı çevirecek falan, yoksa bir ucundan gösteriyor alışalım diye falan mı diyorduk? Değilmiş gerçekten. Öyle bir nedeni yokmuş, yani niye bilmiyoruz. Kaldırmışlar. Çoğu insan bunu PvP'de özellikle biraz daha avantaja elde etmek için alıyordu ama bunu aldığı için çok fazla buna abanmaya da işte gideceksin, alacaksın, geri döneceksin, doğru reçel bırakacaksın falan filan gibi durumlar oluyordu ve sınırsız potun mantığına aykırı. Çünkü bu bitiyor, diğeri bitmiyor yani. Sırf PvP içinde sürekli peri ayarını aç kapa yapacağım mı şey potu bilmiyorum. O yüzden bunu değiştireceklermiş. Direkt sileceklermiş o. İstere artık alınamayacak şekilde olacakmış. Bu yüzden bu sürekli vendora git gel vesaire uğraşısı olmayacak direkt. Vendor kalkacağı için bir sonraki yamada artık öyle bir şey yok. Büyük ihtimal almış olanları da bu gümüşleri iade ederler. Çökme sorunları. BDO son 2 haftada çok fazla çökmenin yaşandığına dair bildirim almış. Ve bu çökme sorunun BDO'nun normal çökmelerinden farklı olduğunu keşfetmişler. Çünkü çökme raporuna çıkmıyormuş bu çökme. O yüzden nedenini bilemiyorlarmış. Hala keşfedememişler. PA ofisindeki tüm test bilgisayarlarını bu çökmenin neden kaynaklanabileceğine dair işte araştırma, soruşturma, testlere sokuyorlarmış. Ve şu an oyun geliştireceği %50'si bu fix'i bu çökmeyi azaltmaya dair fix çalışıyormuş bu konu üzerine. O yüzden hani biliyoruz oyun çöküyor ama uğraşıyoruz arkadaşlar demişler burada. Bazı
potansiyel nedenlerden olabileceğini düşünüp bir fix uygulamışlar ama bu fix uyguladıktan sonra daha fazla bug olduğu için o fix'i hemen geri almışlar falan filan. O yüzden emin değiller. Olabildiğince çabuk bu fix çökmeyi azaltmaya çalışacaklar. Tekrar sözü vermişler burada. Yeterince hızlı bir şekilde tabii ki şey yapamadığı için VR Story demişler gene tüm büyük şirketler gibi. Bu arada VR Story mimini bilmiyorsanız yani tüm oyun şirketlerinin VR Story yazıp işte özür dileme göndermesi yapıyorum. Evet, onun dışında Real Money Trading yani gerçek para transferi ya da takası ve hesap satışı. Bizim Türk milletinde de bayağı fazla yapılan bir şey. Çünkü Knight ya da Metin 2 gibi oyunlardan da öyle alıştıkları için bunu BDO taşımaya çalışanlardan tutun. Ekonomik zorluklardan dolayı hem oyun oynayan hem bir de paramı kasayım çıkaran tayfadan tutun. Boost yapıp para tutan tayfaya tutun. Bunların hepsi eğer bilmiyorsanız. Evet, şirket sözleşmesine ayrı bunların hepsi yasak, hepsi ban nedeni. Ben de desteklemiyorum, mantıksız buluyorum, saçma buluyorum zaten. Hesap almayı da çok saçma buluyorum çünkü yani bir MMO, yani bir MMORPG'nin en büyük olayı zaten o gelişim sürecidir. Hesabı bitmiş halini alıp da PvP atmışsın, bu çok zevk veren bir şey değil. Ne kadar insanlar aksini birbirini ikna etse de ben çoğu hazır hesap alıp PvP atan insanın çok zevk aldığını görmedim çoğu insanın. Aldıktan sonra başka hedefler bulunca daha çok eğlendiğini ya da o aldığı hesabı geliştirince daha çok eğlendiğini gördüm. O yüzden yeni başlayan ya da geri dönen herkes, pardon, geri başlayacak ya da işte sıfır hesaptan mı işte eski hesabım döneyim diyenlere de, pardon, eski hesabıma erişemiyorum, hesap mı alayım ya da işte sıfırdan başlayayım diyenlere hep ben sıfırdan başla derdim. Ki hala öyle düşünüyorum, hesapsız saçmalık olduğu için, şirket politikası da ayrı olduğu için veya da bununla ilgili bazı insanları bir şekilde hesabını satabildiği ya da para transferi ya da bu tür şeyleri yapabildiğini farkındaymış. OTP yani tek seferlik kullanım şifresi sistemi aktifken bile insan birbirine işte giriş şifresi bu kanka deyip yollaması, paylaşılması gibi şeylerden hala insanların bunu yapabildiğini keşfetmişler. Veya bunu keşfetmenin bir yolunu bulduğunu ve bu şirket sözleşmesinin yani işte hesap satışı ya da gerçek para transferi yapan ya da işte diğer tüm bu gerçek para ile ilgili bir şekilde iş yapanların yakalayıp banlayacağına dair bir fikirleri varmış. Tabii ki bunu önceden açıklamıyorlar ki açıklamalar zaten mantıklı. O yüzden bununla ilgili bir ceza da getirmeyi düşünüyorlarmış ama sadece şu an açıklamıyorlar. Umarım en yakın zamanda gelir. Biz de kurtuluruz da artık oyunu para için oynayan tayfa var olmaz. Çünkü ben de sevmiyorum. Saçma geliyor bana para için oyunu oynamak. Yani gidin çalışın. Ya da Knight Metin 2 oynayın yani. Orada dönen paranın haddi hesabı yok zaten yani. Ya da Rise işte. Yeni Knight Online 2.0 Unreal Engine versiyonu falan da filan da. O yüzden BDO'nun bence kalitesinin böyle düşmemesi daha iyi olur. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Bu videonun dışında bir de şunu da söyleyeceğim. Şunu da söylemiş. Bunu zaten biz tahmin ediyorduk. Ben zaten çok önceden beri diyordum. Kesin Aralık'ta olur şölen diyordum. Ve gerçekten öyleymiş. Kalfiyon şölenin Aralık'ta olması ile ilgili planlar yapıyormuş. Veya zaten bu çok anormal bir şey diye önceki şölenlerin de tarihi göz önüne alınırsa mantıklıymış. Onun için bir sonraki gece sohbetlerinin Kasım ayında olması planlıyor. Tabii Kasım'ın ne zaman olur bilinmiyor. Çünkü Kasım'da bir sürü başka şey olduğu için çakışabilir, değişebilir artık. Bilmiyoruz, göreceğiz ama bir sonraki gece sohbetleri de o tarihte olabilir diye de önceden söylemişler bilginize. Kalifon şöleni de böylece tekrardan zaten beni dinleyen çoğu insan biliyordu Aralık'ta olacağını tahmini olarak da olsa. Artık kesin emin olabileceğin şekilde duyurulduğunda görebilirsiniz. Tam bir tarih verilmese de. Ki zaten şu an J-Hammer yok da. Yok değil mi? Aynen. J-Hammer olsa üzerindeki tarih... Pardon. O değil lan. Kaç onları kullandık değil mi lan? Doğru onlar siliniyordu. Şu December 27 yakınında bir tarih olduğunu tahmin ediyoruz biz. Yani ben. Çünkü genelde o tür eşya verdiğinde silinme tarihine yakın oluyor. İşte ya December mı oluyor? Ben takvim. Doğru değil. December. Hani 27'sine siliniyorsa hani bu tarihlerde yapamaz ha. Çünkü yeni yıl. O yüzden çok yakın olacağı için ben bu silinme tarihini bir hafta erkeğe çekip 23 ya da 24'ünü yapma ihtimali düşünüyorum ama bilmiyorum yani yapabilirler mi? Biraz garip.
bu tahmini bir şey olduğu için de bir anda 2 hafta erdedik kardeşim. Ocak'ta oluyor da diyebilir. O yüzden bir unutmayın. Bedo anons ettiği her şeyi değiştirebilir arkadaşlar. Çok da umutlanmayın o yüzden. Şu anlık öyle dursa bile değişiyor. Gidip de işte kesin Aralık'ta çekiç veriyorlar. Ona göre stoklarınızı yapın demeyin de yani. Onu da hatırlatalım. Evet, bugünkü Bay J olmayan PA'lı, şaka şaka, Bay J'nin de olduğu ama Pearl Abyss'le gece sohbetleri videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hiçbir bu sefer görsel, işitsel bir şey olmadığı için, sadece yazı olduğu için yazının çevirisi okudum. Kendi eleştirimi, yorumlarımı, değerlendirme yaparak kattım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Twitch linkime tıklamayı unutmayın, videonun açıklaması bulunan. Bu videomuz da zaten canlı yayında çekildi. Eğer chatte olsaydınız şu an merhaba diyebilirdiniz ama yapacak bir şey yok. Onun dışında tabii ki videonun açıklamasını videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda herhangi bir şekilde düzgün sınırlara uyacak şekilde yorum yapmayı unutmayın. Bir daha hakaret şeyine dönüştürmeyin de yorumları. Düzgün şekilde yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir para mesela merhaba demiş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.